Ali Bey geçmiş davaları yeniden açacağınızı ve sanıkları yeniden yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Benim babam da o sanıklardan biriydi. Dava sürecinde hastalığı nüksetti ve rahmetli oldu. Benim babam öldü. Babamı nasıl tekrar yargılayacaksınız? Fethullah Gülen'e hoca efendi diyen siz ne zaman yargılanacaksınız? Başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bu dava FETÖ meselesi mi, başka bir şey mi? Önce onu sor. FETÖ. Yargının bağımsız, tarafsız çalışması gereken bir sistem olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Yargıyla ilgili konularda yargılatacağım, yargılatacağız, yargılayacağız. Siyasetçi bunu konuşmaz. Konuşuyorsa bilin ki iktidara geldiği anda yargıya hükmetme eğilimleri vardır. Aslında sizin bahsettiğiniz konu tam da bizim 8 nolu eylem planında ele aldığımız ve mağduriyetlerin giderilmesiyle alakalı yaptığımız bir hukuk çalışması. Yani baban ve baban gibilerin bir daha böyle haksızlıklarla karşılaşmaması için yapılmış bir çalışma bu zaten. Ben aslında siz ne zaman yargılanacaksınız diye sormuştum. Ben baştan söyledim, ben her konuda hesap vermeye hazırım dedim.